işte. Merhaba Futbol Manager 2022 Mobile severler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Beni ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Her gün bir taktik gelecek. Bugün Pep Guardiola taktiğiyle karşınızdayım. Şöyle görmüşsünüzdür zaten golleri falan. Ben yine bir hatırlatma yapayım hemen. Özellikle Kevin De Bruyne'ı göstereyim. Kevin De Bruyne'ın bu taktik üzerindeki etkisi 20 gol 35 asisti var. Görüyorsunuz çok iyi bir performans sergiledi. Yine burada Gabriel Jesus, Haaland gelince 7 aldım ama o zamana kadar çok iyiydi. 44 maçta 21 gol attı. Haaland da zaten geldikten sonra ilk 11 onu da montaladık. Haaland sakatlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet o da kadro dışında duruyor görüyorsunuz. 21 maç 17 gol attı Haaland. Onu da zorla getirdik buraya. Bayağı para bastık. Jack Grealish bu taraf burada mükemmel performans. 22 gol 14 asiste. Bayağı taktiğe uyum sağladı o da. Hemen taktiğimize geçelim arkadaşlar. 4-2-3-1 tiki taka taktiği arkadaşlar. Unutmayın. Bunu YouTuberların çoğu söylemiyor. Tiki taka taktiğimizi kullanacağız. Sağ bek ve sol bekimiz kanat bek olacak. Şöyle göstereyim. İkisi de kanat bek olacak. Tiki taka olduğu için pasör stoperlerimiz olacak. Yine görev olarak pasör yetkisini veren arkadaşlar. Bir tane savaşçı orta sahamız olacak ki çünkü burada iki tane görüyorsunuz ofansif orta saha oyun kurucu var arkadaşlar. Biri Kevin De Bruyne ki çok üstün performans sergiledi bu taktikle. Burada da yine orta sahada oyun kurarak ofansı yönlendiren bir Gavi vardı. İki tane kanat forvetimiz olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz Jack Grealish'in performansını. Ben genelde sağ kanadı çok değiştirdim. İşte Sterling oynadı, Mahrez oynadı, Bernardo Silva oynadı. Ama ben Jack Grealish'i kesinlikle değiştirmedim. Yine burada Mokoko'yu da transfer ettik arkadaşlar. O da geleceğin yıldızları arasında olduğu için. Bu şekilde arkadaşlar dizilimizi yapacağız. Bu şablonu oluşturduktan sonra oyun şeklimiz hücum, dar alan, genişliğimiz dar alan, yine tempomuz normal, yaratıcılığımız ise yaratıcılığı arkadaşlar olacak. Savunmamız görüyorsunuz savunma çizgisi yüksek, pres her yerde, topa hamle sert olacak, offside taktiğimiz açık olacak ve zaman geçirme hayır şeklinde olacak arkadaşlar. Hücum ise bekleri burada dikkat etmeniz gereken bir yer söyleyeceğim. Şu an orijinali bu. Bekleri ileri çıkart, şut at, ara toplar yapacağız. İşte paslaşma kısa şekilde olacak. Pas odağı karışık olacak. Kalecimiz de kısa pasla oyunu başlatacak. Zaten defanslarımız hatırlıyorsanız neydi? Pasör olarak geçiyordu. Arkadaşlar burada hücumda dikkat etmeniz gereken biri. Rakiple denksek özellikle deplasmanlarda rakip bize çok fazla baskı yapmasın diye bekleri ileri çıkartıp kapatıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Hatta atıyorum mesela ben Manchester City'yim. Liverpool deplasmandayım arkadaşlar. Bunu kontrol şekilde kullanıyorum. Normal diğer tüm Premier Lig ekiplerine hücum bekler ileri çıkart oynuyoruz ama atıyorum dediğim gibi Manchester United'a kendi evimizde değil. Bak kendi evimizde bunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Rakip çok baskılıysa ya da sizden güçlüyse bekleri çıkartıp kapatıp da hücum olarak devam edebiliriz. Ama deplasmandaysanız özellikle tavsiye ediyorum. Bekleri ileri çıkartıp kapatın ve hücumu kontrol şeklinde alın arkadaşlar. Ben size hemen bu iki taktiğin hemen etkisini size göstereceğim lig olarak. Şöyle gelelim orijinali bu şekilde. Bunu yapın. Şimdi hemen duran topları da anlatayım. Çok önemli çünkü size etkisini göstereceğim. Kornerlerde burada hücum olarak şöyle basalım. Yakın direğe orta açacaksınız ve burada defanslarınız kaleciye bak mesela burada Laporte kaleciye marka et demiş. Uzak direğe hücumda Diaz yapmış. İki tane hava topunda yüksek savunmacımız. Yine burada terse gittiğimizde ise gördüğünüz gibi Laporte kaleciye marka etmiş ve arka direğe hücum eden de kim var? Mokoko'yu yine ben iki kişiyi kaleci yakın markacını almışım. Size şimdi bunun etkisini göstereceğim. Diaz'a girelim. Diaz kaç gol atmış? Bakalım pardon özür dilerim. 8 gol 6 asisti var. Kornerlerde özellikle bulduğumuz gollerle
mükemmel bir performans sergiledik. Burada ceza sahası dışındaki tüm free kickler ise kaleye vurun. Şutu en yüksek oyuncunuza mutlaka vurdurun arkadaşlar. Burada da sağda solda görüyorsunuz en iyi kafa atana burada da bulacağınız bir gol size maçı kazandırıyor arkadaşlar. Bu da yine önemli bir bilgi olarak geçsin. Şöyle lige bakacak olursak ligde yani ne yapmışız ona bir beraber kontrol edelim. 38 maçta 29 gol at, 29 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetimiz var. 84 gol atmışız. Benim için gayet verimli bir sezon geçti. 6 puanla şampiyon olduk arkadaşlar. Burada gir çık falan olayı kesinlikle yok. Hani kendim faydasını görmediğim bir şey size sunmak istemedim asla. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Fikstüre gelelim. Bu arada şimdi birazdan Şampiyonlar Ligi'nin maçı da final maçı da sizlerle olacak. 1-0 yine Liverpool'u iki İngiliz ekip olarak karşılaştık ve Liverpool'u yendik arkadaşlar. Kendi evimizde de direkt saldırarak pardon tarafsız sağ yani ben ev sahibi gibi göründüğüm yerde de yine aynı şekilde Liverpool'la bol gollü bir geçiş oldu. Bakın mağlup oluyoruz siz de görüyorsunuz. Mesela Norwich'e 3-1 yenildim. Atletico Madrid'e deplasmanda 2-1 yenildim. Evimde 3-2 yenerek tur atladım. Yine burada 3-2 Newcastle'a yenildik deplasmanda. Başka da görüyorsunuz bayağı verimi yüksek arkadaşlar. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçına geçeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın da Klopp taktiğiyle karşınızda olacağım. İnşallah sizlere verimli gelir arkadaşlar. Beni ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçıyla veda ediyoruz. Kendinize dikkat edin.